8. projemiz kenar spor aktivite alanı. Sağlıklı bir yaşam için spora evet diyoruz. Değerli dostlar, özellikle belediye düğün salonumuzu yaptıktan sonra şu an kenarda bulunan açık hava düğün salonumuzun işlevselliğini yitireceğini düşündüğümüzden bu alanı daha aktif kullanabilmemiz açısından böyle bir proje ürettik. Var mısın Şirin Bel'den sağlıklı bir yaşam için spora evet demeye? Dokuzuncu projemiz, evet dokuzuncu projemiz Koca Çınarlar Şebeke Suyu. Terzi alınan Şirin Beldemizin su sorununu çözüyoruz. Koca Çınarlar'dan gelen hattımızın değiştirilmesi konusunda tüm altyapı çalışmalarımız tamamdır. Allah'ın izniyle 30 Mart'ta siz değerli halkımızın teveccühüyle hizmet yetkisini bize verdiğinizde hemen startı veriyoruz. Biz hükümetimizin desteğini biliyoruz. Görüyorum ki bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Gençler, sizlerle hakikaten gurur duyuyoruz. Evet, 10. projemiz güvenlik kamera sistemi. Güvenceniz ve güveniniz olmak için varız. Bakın tekrar ediyorum. Güvenceniz ve güveniniz olmak için varız. Beldemizin muhtelif yerlerine yerleştireceğimiz güvenlik kameraları ile güvenliğimizi en üst düzeyde tutmak istiyoruz. Yüreğiniz bizde, güvenliğiniz sizde olsun. 7 gün 24 saat emin ellerde olacaksınız Şirin Bel'den. Evet, 11. projemiz bağımsız anaokulumuz. Bölgesel bağımsız anaokulumuz. En değerli varlığımız çocuklarımız diyoruz. 3, 4, 5 yaş grubu öğrencilerimizin eğitim görebileceği anaokulu projemiz ile çalışan anne ve babalarımıza da destek olmak istiyoruz. Aynı zamanda bölgemize de hitap edebileceğini düşündüğümüz bu projemiz ile bir ilke daha imza atacağız.
İlçemizde, bakın dikkat edin, ilçemizde bir tanesi bitmiş, diğerinin şu an inşaatı devam ediyor. İki tane olan bu okulun üçüncüsünü beldemize kazandırmaktan gurur duyacağız. Başından beri söylüyoruz, belediye başkanlığı diye bir meslek yoktur. Bakın bilgisayarcı olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz, elektrikçi olabilirsiniz. Ama bakın belediye başkanlığı diye bir meslek yoktur. Ben eğitimciyim ve eğitimin hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hasetle işte bu yüzden öncelikle ilk proje olarak burada da fiziki anlamda 11. projemiz olarak anaokuluyla başladık. Önemli diyoruz bakın. 3 yaşındaki öğrenci, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki öğrenci evinden kalkacak, okula gidecek. Bakın eğitime daha çok küçük yaşlarda başlayacak. Yıllardır bakın görüyorsunuz belki bir anneniz vardır. Zeynep Bodur Okyay Anaokulu var. Aynı şekilde 3, 4, 5 yaş grubu öğrencilere hitap eder. Fakat ne yazıktır ki 4 ve 5 yaş grubu öğrenciler artık çok fazla alamıyorlar. Neden biliyor musunuz? 3 yaşındaki öğrenci 4 yaşına geldiği zaman 4 yaş grubuna başlıyor ve orada kontenjan bitiyor. 4 yaşındaki öğrenci 5 yaşına geçiyor, ne oluyor? Kontenjan bitiyor. Dışarıdan öğrenci alamıyorlar. Bakın önemli diyoruz. 3 yaşında yazdırdınız. Yoksa eliniz boş gidiyorsunuz. İnşallah işte bu değerli eğitim kurumunu memleketimize kazandıracağız. Evet, geçelim sosyal projelerimize. Geleceğimiz gençlerimiz diyoruz, gençlerimiz. Terziyalan İlkokulu ve Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu için gereken bütün destek verilecektir. Bir eğitimci olarak ben bunun sözünü size gönülden veriyorum. Okullarımıza yapılacak desteğin neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Sosyal projelerimizden diğeri belediye yaz spor okulu organize edeceğiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sadece okul zamanı değil, yazında zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. İşte yaz spor okulumuz ile hem yaz tatillerini iyi değerlendirecekler, hem de geleceğe emin adımlarla yürüyecekler. Başka bir yer var, işte, var bir yer, gel,